Paylaşıldı sanıyorum hocam. Evet. Aha, görünüyor. Merhaba herkese. Onaz Dağı'nda periglasyal şekillerin jeomorfolojik gelişim sürecinin istatistiksel yöntemlerle analizi Denizli, Güneybatı Anadolu, Türkiye. Onaz Dağı, Batı Anadolu'nun en yüksek kütlesidir. Yükseltisi 2571 metredir, Kılıçtepe. Onaz Dağı Ege Denizi'ne 230 kilometre, Akdeniz'e ise 160 kilometre mesafede yer almaktadır. Onaz Dağı'nın 2300 metreden daha yüksek olan kesimlerinde periglasyal şekiller yer almaktadır. Bunlar çember, girlant ve taş kümeleridir. Yöntem olarak arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bölgede bulunan periglasyal şekillerin en boy ve yükseklik değerleri ölçülmüştür. 125 adet ölçümü yapılan periglasyal şekiller için korelasyon analizi uygulanmıştır. Denizli ve Honaz Dağı Milli Parkı meteoroloji istasyonlarından alınan verileri Mankendal ve sen eğilim testi analizi gerçekleştirilmiştir. Toprak gelişiminin ortaya konulması amacıyla örnekleme yapılarak toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Onaz Dağı'nda Mezozoik yaşlı kireç taşları bulunmaktadır. Düz ve düze yakın alanlarda çember, taş kümesi, eğimli alanlarda ise girlantlar yer almaktadır. İklim analizleri bakımından Honaz Dağı Doruklar bölümünde donma çözülme süreçlerinin egemen olduğunu söylemek mümkündür. Bulgular bölümünde korelasyon analizi sonuçlarına göre çemberlerde uzunluk ve genişlikler arasında doğrusal pozitif bir ilişki söz konusudur. Yükselti ve uzunluk arasında ise negatif anlamlılık bulunmaktadır. Taş kümelerinde yükseklik ve uzunluk arasında doğrusal pozitif bir ilişki söz konusu, girlantlarda ise yükselti ve genişlik arasında negatif bir anlamlılık söz konusudur. Eğim ve yükseklik arasında ise pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Taş kümesi ve çemberler Honaz Dağı'nda güney yamaçlarda, girlantlar ise kuzey yamaçlarda yer almaktadır. Kuzey yamaçlar nemli iklim özelliğine, güney yamaçlar ise kurak ve yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. Denizli Meteoroloji İstasyonu'ndan elde edilen 37 yıllık iklim verileri değerlendirildiğinde, yağış oranlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı, sıcaklık dizilerinde ise bir artışın söz konusu olduğu söylenebilir. Periglasyal şekiller üzerinde toprak analizi bakımından 11 örnek değerlendirilmiştir. Bu örneklerin sonuçlarına göre topraklar tüm periglasyal şekiller için tınlı, siltli bir bünyeye sahip, organik madde bakımından çemberlerde fazla bir oran, taş kümelerinde ise daha bir az miktarda orana rastlanmıştır. Sonuçlar bölümünde Honaz Dağı'nda periglasyal şekilleri oluşturan temel faktörler arasında donma çözülme, şiddetli fiziksel ayrışma, eğim, bakı ve ana kaya sayılabilir. Honaz Dağı zirveler bölümünde yıllık ortalama sıcaklık değerleri 0 ile 5 santigrat derece arasında değişmektedir. Kış aylarında 0 santigrat derecenin altına düşen sıcaklık değerleri toprak altı donmuş zemini oluşturma bakımından önem taşımaktadır. Genel olarak iklim verileri göz önüne alındığında sıcaklık dizilerinde bir artışın söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Toprak analizi sonuçlarına göre de zirveler bölümünde yıkanma ve süpürülme süreçlerinin devam ettiği söylenebilir. Honaz Dağı'nın Doruklar bölümünün güney yamaçları kurak, yarı kurak iklim özelliğinde, kuzey yamaçları ise nemli iklim karakteri taşımaktadır. Yazarlar
Toparlayabilirsek. Evet, toparlıyorum. Yazarlar değerli bilgi ve katkılarından dolayı Profesör Doktor Murat Türkeş'e içtenlikle teşekkür eder. Bu çalışma Soner Seri'nin yüksek lisans tezinin sonuçlarını içermektedir. Kendisi şu anda Hakkari'de askerlik görevini yerine getirdiği için sunumu ben gerçekleştirdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sunumunuz için. Sorular varsa chat bölümünden alabiliriz. Bundan sonraki konuşmacı Emre Kara ve Mehmet Oruç Baykara. Buradaysa hazırlanabilirler onlar da soruları alırken. Yoklar herhalde. Buradalar mı? Göremiyorum ama. Ben de evet. Hareketlik göremiyorum. Ezgi ben de o zaman Ezgi Tok burada mı? Buradaydı galiba az önce gördüm. Ama. Selamlar. Sesim evet. Geliyor mu? Evet. Sesim geliyor Ezgi. Olur. Bir saniye. Şimdi biraz uğraşacağım. Şöyle mi çıkıyorum? Evet. Şimdi biraz yardımcı olun bana. Ekran nasıl paylaşıyorum? Altta bir yeşil ekran paylaşımı var. Direkt ona basınca paylaşabiliyor olman gerekiyor. Ben kapattım çünkü. Açtım tamam. Yani. Share screen'i gördün mü Ezgi aşağıda? Gördüm gördüm. Tamam hocam. Şöyle mi? Şimdi bunu böyle yaptığımda görüyorsunuz herhalde. Evet, evet. Görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yapabiliyor muyum? Yapamıyorum galiba. Neyse o zaman böyle devam edeceğiz. Aslında tam ekran yapmaya çalışıyordum. Bu posteri 3 dakika olacak şekilde yeniden güncelledim. O yüzden biraz popular science tadında olacak. Kısaca bir konudan bahsedeceğim. En sonunda da sorunuz olursa alırım. Yeniden bilmeyenler için ismim Ezgi Tok. Doktora yapıyorum. Bu da bugün de doktora çalışmamdan, doktora tez projemden biraz bahsetmek istiyorum. Mağaralarda mikrobiyoloji, mikroiklim ve jeokimya çalışıyorum. Bunların ilişkilerini çalışıyorum. Öncelikle neden önemli sorusuyla başlamak istiyorum. Çünkü yüksek lisansla beraber tam totalde 6 senedir en çok duyduğum soru bu. Duyuyorsunuz değil mi hala bu arada? Duyuyoruz. Tamam. En çok aldığım soru bu. Neden önemli? Öncelikle mağara mikrobiyolojisi ve mağara mikrobiyolojisi nedir? Mağara mikrobiyolojisi mağaradaki mikroorganizmalara dahil bakteri ve arkelerin benim alanım o. Aslında mantarlar da giriyor. Birbirleriyle mağara ortamıyla ilişkileri ve mağara ortamına yaptıkları katkıları inceliyor aslında. Böyle anlatınca bu saf mikrobiyoloji alanı konusu gibi geliyor olabilir. Ama aslında şöyle bir durum var. Bu mikroorganizmaların çevreleriyle olan ilişkileri elementel düzeyden ve termodinamik konseptlerden biraz geçince mineraloji, jeokimya, hidrojeoloji konularına, hidroloji konularına gelince aslında bu birleşik bir konu, bilim dalı oluyor jeolojiyle. Nasıl bu, mesela jeoloji özelinde bakış açısını nasıl inceliyoruz bunu? Bunun için mağara mikrobiyolojisinin kullanıldığı alanlara, odaklandığı alanlara biraz bakarsak, paleoiklim, paleoçevre, burada üç tane yanda şey görüyorsunuz mesela, en çok odaklanılan konuları. Bunlardan bir tanesi paleoiklim ve paleoçevre çalışmaları. Geçmiş kısmını oluşturuyor aslında. Geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili çok fazla çalışmada kullanılıyor mağara mikrobiyolojisi. Bu paleoiklim ve paleoçevre bunlardan bir tanesi. Bu nasıl oluyor? Özellikle karstik mağaralarda bu çok etkin. Çünkü bildiğiniz gibi karstik mağaralar karst tabakasında çoğunlukla yüzey sularının yeraltı boşlukları oluşturmasıyla oluşuyor. Yani bir yüzey suyu girişi var. Nedir bu yüzey suyu? Yüzey suyu nehirlerin su yer altına batması olabileceği gibi aynı zamanda
yağışı toprağa düşen yağışın infiltrasyonla yerin altındaki kırık ve çatlakları genişletmesi olarak da incelenebiliyor. Bu boşluk oluştuktan sonra bu yağış tekrar tabii gelmeye devam ediyor ve speleotom dediğimiz kalsiyum karbonat çökerleri oluşuyor. Kalsiyum karbonat çökerleri tabii ki sadece kalsiyum ve karbonat içermiyor. Çünkü o bütün toprak tabakasını ana kayayı süzülerek gelirken oradaki bütün paleoiklim erisi olarak da kullanılabilen işte alüminyum, mangan, demir, oksit ne varsa hepsini toparlayıp aşağı doğru iniyor. Aynı zamanda da topraktaki mikrobiyalleri de, mikroorganizmaları da kendiyle beraber taşıyıp yine aynı şekilde çökelin bileşenine, çökelin yapısına dahil ediyor. Bir dakikadan daha az kaldı. Şöyle devam ediyorum. Son kısmı 30 saniye ayırdım çünkü. Endüstriyel uygulamalar da var yine. Antibiyotik üretimi gibi şeylerde kullanılıyor. Çünkü bunlar çok izole bir ortamda oldukları için bir çeşit kendi survival mekanizmaları var ve kendi aralarındaki savaşları böyle antibiyotikler salarak şey yapıyorlar. Astrobiyoloji kısmı var. Extraterrestrial dünyaların analoğu olarak görünüyor mağaralar. Çünkü çok ekstrem çevreler. Burada birkaç tane paper var. Literatür taramasını anlatmayacağım. Onlara bakabilirsiniz. Çalışma sorumda aslında bu Türkiye'deki karstik mağaralardaki mikrobiyal profiller birbirlerine ne derece benziyor, birbirlerinden ne derece farklı, ne gibi ortam koşullarında nasıl bir profil gözlemliyoruz ve bu gibi çevresel etkilerin ve koşulların ne kadarı nasıl etki ediyor bu profile. Ben gördüğünüz gibi Türkiye'nin batısında bütün her yerde çalışıyorum. 18 mağaram var, yaklaşık 3-5 bölge. Bu bölgelerin hepsi Türkiye'nin çeşitli iklim bölgelerini temsil ediyor. Akdeniz iklimi, İç Anadolu iklimi, Ege ve Trakya ve Karadeniz olmak üzere. Bunu niye seçtim? Çünkü dış iklimin de mağara iklimine etkisini görmek istiyorum aslında. Bir de bir yandan da sonra geldik yöntemlere. Bir yandan sorusu olan varsa da yazabilir bu arada chatten. Evet. Yönteme geldik. Bunu nasıl yapıyorum? Yani mağara mikro ikliminin dış iklimle ilişkisini ve bakteriyel profilin mağara iklimiyle ilişkisini nasıl inceliyorum mikro iklimiyle? Mağaraları öncelikle belirliyorum. Çeşitlilik sağlayabilecek mağaralar incelemek istiyorum. Çok çeşitli. Yani su olan, su olmayan, işte kısa, uzun yani derin, sığ falan onları seçiyorum. Daha sonra çevresel arazi çalışmaları kapsamında çevresel ölçümler alıyorum. Karbondioksit, nem, sıcaklık, pH, H ve tekrar su sıcaklığı ölçüyorum. Yani atmosferi ve suyu, suyun yapısını anlamaya çalışıyorum. Uzun dönem ölçümlerde seçilmiş belli mağaralara ve her iklim bölgesinde bir tane olmak üzere data logger koyuyorum. Böylece 6 aylık kayıtlar alıyorum. Bunlar da daha sonra dışarıdan aldığım ölçümlere ne derece ilişkili onu inceleyeceğim. Oh, laboratuvar çalışmasına gelmişken aldığım numuneler genellikle kayaç örnekleri. Bunlara kayanın kimyasını anlamak üzere ICP-MS'de elemental analiz yapıyorum. NGS dediğimiz gen dizileme tekniğiyle orada yaşayan bakteri ve arkelerin genlerini dizileyip kim olduklarını, orada ne olduğunu anlamaya çalışıyorum, ne kadar olduklarını anlamaya çalışıyorum. Ve daha sonra bu verileri GIS'te coğrafi bilgi sistemleriyle uzamsal olarak işaretleyip ne kadar örtüşüyorlar, ne kadar ilişkili onu görmek istiyorum. Yine GIS'te bir diğer kullanacağım veri yine jeoloji tabii haritaları yine bunlarla karşılaştıracağım. Üst üste koyup ne kadar alakalı ona bakacağım. Değişik veriler de olabilir. Şu anda tam yapım aşamasındayım. İlginç fikirler geldikçe ekliyorum. Daha sonra da bütün toparlayabilirsen. Daha sonra da bunları veri analiziyle istatistiksel analizle ne kadar birbirleriyle anlamlı derecede ilişkili onu inceleyeceğim diyorum. Şurada da son gördüğünüz örnekte şu ana kadar yaptıklarım var. Son 3 aydır çalışabiliyorum arazide. Arazi çalışması çalışmanın başı olduğu için biraz geciktik ama güzel oldu. Kısaca size örneklerimi göstermek istiyorum. Ne kadar yani neye benziyor mağara örnekleri? Onları göstermek istiyorum. Çalıştığım örnekler. Görüyorsunuz şöyle sarkıtlar, dikitler. Şu slime dediğimiz biyofilm örneği mesela. Çok görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle sarı fosforik yapılar var.
kristaller var. Çok alışkın olduğunuz. Böyle mangan bileşeni olduğunu düşündüğüm bileşenler var. Çok değişik şeyler görülebiliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi mağaradan, yüzeyden gelen kökler mağara içine uzanmış. Buralarda, bu mağarada karbondioksit derecesi seviyesi oldukça yüksekti mesela. Böyle gördüğünüz gibi çok çeşitli örneklerde çalışıyorum. Bir kısıtlaması yok. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Sorusu olan varsa chatten yazabilir. Bir soru görüyorum şu anda. Astım hastalarını ve benzeri bazı mağaraların, mesela damla taş, iyi geldiği hakkında tartışmalar var. Bunun mağara içindeki mikrobiyolojisi ile ilişkisi var mıdır? Herhangi bir incelemeniz var mı? Ya da planlıyor musunuz diye bir soru var. Bir saniye, ben sizi... Sesin gelmiyor ama... Ezgi, mikrofonunu kapattın da mikrofonunu açabilir misin? Ezgi, duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Açtın mı? Açtım, evet. Geliyor. Şöyle, bu astım mevzunun mağara mikrobiyolojisiyle şöyle bir alakası var. Anladığım kadarıyla oradaki etmen aslında ortamdaki karbondioksit miktarı. Yani karbondioksit seviyeleri, bildiğiniz gibi havadaki karbondioksit seviyesi bir insanın nefes alışveriş hızını, temposunu ve diğer şeyleri, oksijen değil karbondioksit etkiliyor. Anladığım kadarıyla bu kontrollü atmosfer tedavisi gibi bir şey aslında astım hastaları. Bir de nemli olduğu için yine aynı şekilde astımda böyle bir tedavi alternatif metot var, evet. Hani bu kendi başına direkt doğrudan mikrobiyolojiyle bağlantılı değil ama aslında şöyle bağlantılı. Mağaradaki mikrobiyerlerden bazıları, çürükçüller mağaraya dışarıdan organik input girdiği takdirde buradaki mikroorganizmalar bu organik materyali, yani karbonik bileşenleri parçalayarak karbondioksit salıyorlar. Dolayısıyla bir şekilde mağaranın içindeki karbondioksit seviyelerini regüle ediyorlar, düzenliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir mağarada karbondioksit seviyesi ona göre ayarlanmış olacağı için hani daha faydalı olabilir astım tedavisinde diye düşünüyorum. Açıkçası bununla ilgili 3-4 tane makaleye göz gezdirmiştim ama hani benim tam alanım olmadığı için çok fazla incelemedim. Teşekkür ederiz. Sıradaki sunum Uros ya da Uros diye okunuyordur sanırım ama kendisini göremiyorum yine burada. Bir dakika. Ezgi, onu ben sunacağım ya. Tamam. Tamam, ekran paylaşımı açık şu anda zaten, değil mi? Kapatıyorum Ezgi'nin ekranını. Evet. Tamam. Ezgi, mikrofon açık. Merhabalar herkese. Ben size Barla Dağı'ndan bahsedeceğim, buradaki buzullaşmalardan. Sen şunu aşağı indireyim. Evet, Barla Dağı Batı Toroslar'da yer alıyor. Eğirdir Gölü'nün hemen batısında. Buraya dair yapılan tek çalışma 1977'de Mehmet Ardus'un yaptığı bir yayın. Bizim de en önemli referansımız oldu araziye çıkmadan önce. Barla Dağı'nda iki buzul vadisi yer alıyor. Biri Kapıdere Buzul Vadisi, bu haritada görmüş olduğunuz. Diğeri ise şurada uzanan Gedik Vadisi. Şurası Kapıdere Buzul Vadisi. Gedik Buzul Vadisi iki adet, iki sirkten besleniyor. Birisi şurada, birisi de burada. Kapıdere Vadisi'nin ise iki teori var aslında. Birincisi, buradan gelişen buzulun bir kolu mu, yoksa burada ayrıca gelişen bir sirkten gelişen bir vadimi oldu hakkında. Fakat bize mantıklı gelen burada bir sirkin gelişmesiyle oluşan bir vadi olması. Çünkü burada bulduğumuz yaşlar, şöyle yakınlaştırayım biraz. Evet, burada bulduğumuz yaşlar, cephe morun yaşları ortalaması 32 bin yıl çıktı. Burada da yine aynı şekilde 32 bin yıl ortalama bir yaş bulduk. Dolayısıyla bu buzulların aynı anda gelişmesi gerekiyor aynı yaşta ulaşmamız için. Yani burada bir gelişimi sonucu burasının oluşunu düşünüyoruz. Diğer yaş ise 40 bin ortalamayla buradaki yanal morenden elde ettiğimiz yaş. Yani buradaki buzun çekilme yaşı ortalama 30 bin 40 bin yıl arasında. Yani
LGM öncesi, son buzul maksimum öncesine geliyor. Diğer bir landform yaşı, burada Solnay-Alm Oren'den bulduğumuz bir yaş. 13.3 bin yıl ortalamayla, yani geç buzul dönemi yaşında bir yer şekli. Buzun ikinci fazında çekilme evresi buraya denk geliyor. Kapıdere Vadisi'nden özellikle bahsedeyim, gelişiminden. Normalde günümüzdeki sırt çizgisi şu şekilde geliyor vadinin başlangıcında. Burası bir boyun şeklinde gelişim göstermiş. Yani buradaki eğim, iki taraflı eğim çok az. Geçmişte sırt çizgisinin buradan geçtiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla sırt buradan geçtiği sırada burada bir sirk oluşumu söz konusu olduğunu düşünüyoruz ve bu sirkten gelişen buzulların gelişerek bu vadiyi açtığını ve buzul morfolojisini oluşturduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan bulduğumuz yaşların LGM öncesi ve geç buzul döneminde olması burada iki farklı buzul döneminin yaşandığını bize göstermiş oluyor. Mehmet Ardus da bunu yayında belirtmişti ama emin olamadığını belirtmişti aynı zamanda. Biz yaşları bulduktan sonra bunu kesinleştirmiş olduk. Aslında üçüncü bir buzul dönemi yaşandığını düşünüyorum ben. Onu da şu şekilde göstereyim. Şurada bir en son bir buzul gelişimi olduğunu düşünüyorum. Yani Younger Dryas'tan sonra veya erken Holosen'de şu şekilde. Bunda iki farklı teori var kafamda şu şekilde. Bu kahverengi gördüğünüz alan çekilme moralini gösteriyor. Birinci teoride burada buzul çekilirken stabil bir pozisyona geçti. Çekilmesi durdu ve sonra tekrar ilerlemeye başlayıp buradan şu noktaya kadar ilerleyip şu yanal moralini oluşturdu. Çekilirken de arkasında bir çekilme moralini bıraktı. İkinci durum ise buzul komple çekildikten sonra yeni bir buzullaşmanın başlamış olması. Ve burada daha küçük çaplı bir yine yanal moren ve çekilme moreni bırakarak ortadan kalkmasına yönelik bir teori. Yani özetle burada iki farklı buzul dönemi yaşandığını söyleyebiliriz. Üçüncü bir buzul dönemi de mümkün. Fakat bunun için tekrar araziye gidip örnekleme yapmamız gerekecek eğer imkanımız olursa. Evet, bu kadar sunumum. Soruları alabilirim Ezgi'nin müsaadesiyle. Teşekkür ederiz sunum için. Sorular varsa chatten yazabilirsiniz. Şimdi şu an ben göremiyorum Ezgi ama kayboldu aşağıda. Şu an herhangi bir şey yazan yok. Bende de görünmüyor tamam. Yani. Tamam, o zaman. Yaşlandırmayı neyle yapıyorsunuz? Ben bir soru sorayım. Evet, kolmojenik yüzey tarihlendirmesine kullandık. Onu en başta söylesem iyi oldu aslında, doğru değil. Ya da ben duymadım. Yok, ben söylemiyormuşum. Başka soru varsa alabiliriz. Bir yandan Ebu Bekir Karakoca'nın görmüştüm az önce. Burada galiba kendisi. Ama sesimiz geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ebu Bekir Karakoca. Evet. Burada. Benim sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Şimdi geliyor. Ben durduruyorum o zaman Ezgi. Onur'un ekranını... Evet, tamam. Yine soru varsa sorabilirsiniz. Daha sonra da sorabiliriz. Yani. Tamam. Başlayabilirsiniz istediğiniz zaman. Tabii ki. Merhabalar, hoş geldiniz. Sakarya Nehri Havzası'nın morfometrik özellikleriyle insan faaliyetleri arasındaki ilişkinin çevresel taban değerlendirmesi adlı sunumu gerçekleştireceğim size. Özellikle bu çalışma sahasında, bu çalışmada Kuzeybatı Anadolu'nun en önemli sistemi olan Sakarya Nehri Havzası'nın morfometrik özellikleriyle beşeri ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkinin coğrafi bilgi sistemleri içerisinde değerlendirmesini amaçladık. Bu amaç doğrultusunda özellikle çalışmada ilk olarak Sakarya Nehri Havzası'nın morfometrik özelliklerini GIS ortamında sayısallaştırmaya çalıştık. Daha doğrusu çeşitli analizler ve bunun sonucunda haritalar ürettik. Özellikle sayısal yükseklik modeli, eğim değerleri, Steiner'a göre çatallama durumu, akarsuyu ve havza alanını belirledik. Yaklaşık olarak 58.160 kilometre karelik bir alana sahip olan Sakarya Nehri, kendi içerisinde aslında üç kısımdan oluşturulur. Literatürde böyle değerlendiriliyor. Yukarı Sakarya, Orta Sakarya ve Aşağı Sakarya olmak üzere. Ama bizim yapmış olduğumuz analizler sonucunda
Sakarya Nehri Havzası içerisinde 1178 tane mikro havza elde ettik. Bu rakam oldukça yüksek ve akarsu ağının geniş olduğunu bize gösteriyor. Bundan kaynaklı özellikle topografyada şekillendirici gücün çok fazla olduğunu olduğunu ortaya koyabiliriz. Daha sonra özellikle bu beşeri faaliyetlerin etkisini ortaya koyabilmek adına yani antropojenik etkilerin jeomorfolojik süreç ve bilimler üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek adına bir örnek akarsu havzası belirledik. Bu da Karasu Çayı, Sakarya Nehri'nin önemli kollarından bir tanesi. Karasu Çayı ve havzasını belirlemiş olduk. Burada özellikle bu sayı belirlememizin bizim amacımız bu bölge yani bu havza Karasu Çayı havzası özellikle taş ocakları işletmeciliğinin uygun olması jeolojik ve jeomorfolojik bakımdan ve bu açık ocak faaliyetlerinin yoğun bir şekilde bu bölgede yürütülüyor olmasından kaynaklıydı. Ve antropojenik etkinin de aslında topografyada en güzel örneklerinin görebileceğimiz somut örnekler ise taş ocakları oluşturuyordu. Bu bölgenin tercih edilmesindeki asıl amaç aslında bu havza yani Sakarya'nın en önemli kollarından birisi olan bu havzada neoteknik dönem başında bu bölge peneplen bir morfoloji gösteriyor. Ama neoteknik dönemle birlikte kuzey-güney yönlü özellikle sıkışmalı teknoloji rejimiyle birlikte kuzeyen dolu fay zonu ile temsil edilen transform karakterli yatay tektonik hareketlerin etkisi altında kalıyor. Ve böylece çalışma sahası yani o Karasu Çayı havzası ve çevresi bölgesel olarak tümden yükselime vuruyor. Ve ilerleyen dönemde buraya Sakarya Nehri'nin yerleşmesiyle birlikte bu Orta Sakarya Plato olarak nitelendirilen bir birim var. Bu birimin batı ucunu oluşturuyor aslında burası. Ve bir platoluk alan oluyor. Çünkü burada akarsu yerleştikten sonra yükselen topografyayı derince yarıyor ve plato sahası olarak karşımıza çıkıyor bizim. Burada dikkat etmemiz gereken özellikle Jura yaşlı ve Kretes yaşlı birimlerin morfometrik olarak günümüzde yüksek dağ ve plato olarak seviyelerinde izlenmesi aslında sıkışarak yükselen relyefin bize göstergesi durumunda. Ve bu alanlar özellikle dikkat edersek akarsu ağının gelişmiş olduğu, vadi yamaçlarının gelişmiş olduğu ve özellikle kirli kireç taşı, kireç taşı, kalker gibi birimlerin yoğunluğu kazandığı bölgede mermer ocaklarının da mermer ocakları işletmeciliğin tercihi olduğunu gösteriyor bize. Ve bu bölgede özellikle 2003 yılından itibaren yoğun bir şekilde taş ocağı işletmeciliği faaliyeti hız kazanıyor. Ve biz bunu bir indeksle ortaya koymaya çalıştık. Bu indekse göre aslında bu Dornier tarafından hazırlanmış olan bir indeks. Bu indekse göre bu değer 0 ila 1 arasında bir ölçek skalasında 0.45 derecesine karşılık geliyor. Bu değer aslında oldukça yüksek bir değer. Çünkü antropojenik jeomorfolojik koşullarında bu yüksek oran özellikle zarar ve sorun oluşturduğunu ve acil önlemlerin alınması gerektiğini bize gösteriyor. Nitekim Peter Rosa 2010 yılında yapmış olduğu bir çalışmada Türkiye'nin ortalama değerini 0.40 olarak belirlerken bu bizim elde etmiş olduğumuz rakam Türkiye'nin üzerinde olan bir rakam. Ve özellikle Orta Sakarya Vadisi içerisinde yine tarım alanlarının sınırlı olmasından kaynaklı yoğun bir seracılık faaliyetleri akarsu terasları üzerinde tercih edilmiş. Bu da morfometrik özellikleri bakımından oldukça önemli. Sonuç olarak şuna değinebilirim. Özellikle Karasu Çayı Havzası'nda taş ocağı işletmeciliği yoğunluk kazanıyor ve 2003 yılında 17 köyde yani 17 yerleşim alanında 53 iken 2016 yılında 30 köye ve 137 yükselirken taş ocağı işletme alanı yaklaşık 1.3 milyon metrekare iken 2016 yılında neredeyse 7 kat artarak 8.5 milyon metrekareye yükselmiştir. Bu da hem zamansal değişim hem mekansal dağılış hem de yapmış olduğumuz analizler bu havzada antropojenik faaliyetlerin jeomorfolojik süreç ve bilimler üzerinde her geçen gün etkisini arttırdığını ve doğal ortamın tehdit altında olduğunu ortaya koymuştur. Dinleyicilerin ilgisi için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sorular yandan chatten alabiliriz. Bir soru var. Okuyayım ben. Peneplen kavramıyla kastınız neresiydi? Sıkışma rejiminde olan bir bölge için peneplen denebilir mi? Peneplen dediğimiz bölge aslında şu bölgenin daha önceki durumu. Çünkü neoteknik dönemden itibaren yani Orta Üst Miyosen'den itibaren bu bölge peneplen morfolojisi gösterirken kuzey-güney yönlü sıkışma rejimi etkisi altında bölge bu formata dönüşüyor. Yani bu evreye dönüşüyor. Teşekkür ederiz.
Diğer bir soru da Kuzey Anadolu Fayı ile Sakarya Nehri Havzası arasındaki yaş ilişkisini tekrar edebilir misiniz? Bana ters söylediğiniz gibi geldi. Yanlış anlamadıysam demiş. Kuzey Anadolu Fayı ile Sakarya Nehri Havzası arasındaki yaş ilişkisi derken ben yaş olarak herhangi bir yaş vermedim. Çünkü Sakarya Nehri'nin oluşum yaşı henüz şu anda tespit edilmiş değil. Bu bölgede özellikle Sakarya Üniversitesi'nden Korhan Ertuğ Aç hocalar çalışma yürütüyor ve benim aynı zamanda Orta Sakarya Vadisi Fluvial Jeomorfolojisi doktora tezim. Biz de burada şu anda çalışma yürütüyoruz ve bizim de asıl amacımız Sakarya Nehri'nin buraya ne zaman yerleştiğini ortaya koyabilmek aslında. Burada sadece benim o Kuzey Anadolu Fayı ile ilişkili dediğim Kuzey-Güney yönlü sıkışma rejimiyle birlikte transform karakterli hareketlerin bölgenin bu şekle dönüşmesini anlatmak için kullanmıştım ben. Tamam. Başka soru, bir soru daha var. Sakarya Nehri Havzası'nın maden ocakları adına çok tercih edilme nedeni nedir? Tercih edilme nedeni jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri. Özellikle jeolojik olarak kalker, kireç taşı ve kil kireç taşı birimlerinin bu bölgede çok yaygın olması. Jeomorfolojik olarak ise akarsular tarafından derince yarılan vadilerde yamaçta tercih edilmesi taş ocaklarının için ideal bir durum. O yüzden. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir diğer sunumumuz Semih Sami Akay. Burada mı kendisi? Buradayım. Evet, gördüm. Tamam, o zaman ekran paylaşabilirsiniz. Merhaba, ekranım geldi galiba. Evet. Ben Semih Sami Akay. Eş danışmanım Doçent Doktor Orkan Özcan ile Büyük Menderes Havzası'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmayı sunacağız. Bu çalışma aynı zamanda doktora tezimin de bir parçası. Bu çalışma öncelikle Büyük Menderes Havzası'nda ekosistemi ve oradaki insan ve endüstri yerel hayatı, tarım hayatını kontrol edilmesi ve yani oradaki yağışın değişimi incelemesi. Bu nedenle de havzada 3 tane Menderes yapısı belirledik. Bu Menderes yapılarında 2018 ve 2019 yıllarında insansız hava araçlarıyla uçuşlar gerçekleştirerek veriler elde ettik. Bu verilerin sonucunda elde ettiğimiz orta mozaikleri sağda görebilirsiniz. Bu Menderes yapılarında orta mozaikleri çıkardıktan sonra 2018 ve 2019 yıllarında orada en fazla birikim olan alanları işaretlemeye çalıştık ki buradaki sediment alanlarındaki hacimsel ve alansal değişimleri incelemek amacıyla. Aynı zamanda Menderes yapılarındaki kıyı çizgisindeki değişimleri göstermek amacıyla da kıyı çizgilerinde değişimi sonuçlandıran dış analizini yani sayısallaştırılmış kıyı çizgisindeki değişimi veren analiz gerçekleştirdik. Bunun sonucunda elde ettiğimiz verilerde maksimum ve minimum hacimsel ve alansal değişimleri inceledik. Bu alansal ve hacimsel değişimlerin yanı sıra oradaki meydana gelen ekstrem yağışların sediment alanlarındaki ve hacimlerindeki değişimleri etkisini incelemeye çalıştık. Bizim arazi çalışmamız kapsamında 2019 yılı Ocak ayında orada büyük bir yağışın etkisiyle taşkın olayını gerçekleştirdik. Ve TRIM uydusundan elde ettiğimiz yağış verilerini incelediğimiz zaman da Ocak ayında 2019 yılı Ocak ayında 4 adet ekstrem yağışın meydana geldiğini gördük ve bu ekstrem yağış oradaki taşkını dolayısıyla sediment alanlarının kaybolmasını, gerekli yolların yıkıldığının ortaya çıkmasını sağladığını gördük. Çalışmanın sonucunda da elde ettiğimiz veriler neticesinde maksimum alansal değişimin örneğin Ocak 2018 ile Eylül 2018 verileri arasında gerçekleştiğini gördük Menderes çalışma alanında. Hacimsel değişimin ise aynı şekilde 2018 yılı için Menderes 1 yapısında 2018 Ocak ve Eylül aylarında olduğunu gördük. 2019 yılına baktığımız zaman ise Menderes 2 çalışma alanında hem alansal hem hacimsel değişimin çok fazla olduğunu gördük. Burada da görebilirsiniz değişim alanlarını. Burada sarı çizgi bizim baz aldığımız referans çizgimiz. Bu referans çizgisine göre kıyı çizgisindeki değişimleri görebilirsiniz. Sarı çizginin hemen ilerisindeki açık pembe çizgi Ocak 2019'da kıyı çizgisini göstermekte. Yani
yağışın artmasıyla beraber su seviyesi yükseliyor ve karaya doğru bir nehir suyu ilerlemesi meydana geldiği için oradaki sediment alanların su altında kaldığını ve kısmen de erozyona uğrayarak gittiğini görüyoruz. Buradaki büyük değişimleri de aynı şekilde grafikte görebiliyorsunuz. Biz bu çalışmayı İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri'nde Earth 3 bir laboratuvarı kapsamında gerçekleştirdik. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında bir parçası. İnsansız hava araçlarıyla ilgili sormak istediğiniz sorular olabilirse laboratuvarda Orkun hocamıza geçebilirsiniz. Çalışmayla ilgili daha detaylı verileri de çıkan yayınımızdan okuyarak ya da bakarak ya da gerekirse sorarak elde edebilirsiniz. Sunumum bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Teşekkür ederiz. Soru varsa alabiliriz chat kısmından. Soru yoksa başka, bugünkü poster sunumlarımız bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ederiz hepinize. Görüşmek üzere bir sonraki sunumda. İyi günler.